Geçtiğimiz hafta insanın altı ihtiyacı videosunu izlediğiniz için çok mutlu oldum. Gerçekten çok teşekkürler. Bir sürü kişiyle onun ihtiyaçları ne, benimkiler ne, insanların %80'inin ihtiyacı ne, bunun muhabbetini yaptık. Çok çok mutlu oldum açıkçası. İzlemeyen varsa bir önceki haftanın videosu, üstüne düşünen, benimle paylaşmak isteyen olursa mesajlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki hafta Tony Robbins'ten öğrendiklerimi paylaşmaya birazcık daha devam etmek isteyeceğim. Şimdi ise daha girişimcilik yolculuğumun en başlarında şu anda böyle gülerek of falan diyerek hatırladığım bir anıyı paylaşmak istiyorum. Anı aklıma gelince bile gülmeye başlıyorum yani o derece. Hikayem Nevzat Aydın'la nasıl tanıştım? İlk yatırımcı görüşmem kendisiyle nasıldı? Sene 2016, ben daha o zaman Philip Morris'te çalışıyorum. Ben kafamda Philip Morris'i bir şekilde bitirmişim. Givin'in fikri aklıma, kalbime düşmüş. Onu nasıl gerçekleştirebilirim? Böyle sabahları işe gidiyorum, akşamları da evde oturup araştırma yapıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Full hayal kuruyorum yani. Ve nasıl yaparımı planlamaya çalışıyorum. Bir de iş çıkışı saatlerinde girişimcilik etkinliklerine falan katılmaya çalışıyorum. Çünkü benim için bambaşka bir dünya yani. Hani sıfırdan bir şey yaratan insanlar ne yapar, nasıldır, neye benzer falan gibi. Bir gün o zaman sanayideki herhalde ilk kolektif house'lardan bir tanesi Nevzat Aydın'ın bir söyleşisi var. Bende Givin'in fikri var. Givin'in fikrinin ötesinde başka hiçbir şey yok. Ama inanılmaz heyecanlıyım. Herkesi vermeye davet ettiğimiz, paylaşmaya davet ettiğimiz bir platform yaratma hayalindeyim. Ve 2016'nın başı, 2015'in ortasında da Yemek Sepeti çalışanlarına 27 milyon dolar dağıtmış satıştan sonra. Nevzat Aydın böyle acayip hero vaziyetinde ekibine o kadar payı dağıtması vesaire falan çok böyle konuşulan bir olay. Ben de böyle tıp 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 gittim Nevzat Aydın'a. Çünkü diyorum ki bir adam hem çok başarılı girişimci hem az büyük bir sebat etme hikayesi, müthiş bir çıkış hikayesi var. Ve vermenin ne kadar değerli bir şey olduğunu fark etmiş vaziyette vesaire böyle kafamda fikirler konuşmasına seyirci olarak gittim. Neyse işte moderatörle birlikte sohbet ettiler. Gayet de keyifli bir sohbetti. Nevzat Aydın'ın sohbet sırasında şey dediğini hatırlıyorum. Hayatımın şu ana kadarki en mutlu iki tane anı dedi. Bir tanesi çocuğumun doğduğu gün ve onu kucağıma aldığım günse. İkincisi de çalışanlarıma o 27 milyon doları dağıttığım gün ve onların gözündeki o mutluluğu gördüğüm gün dedi. Ben dedim ki wow yani hani evet ne kadar şahane. Bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu fark eden bir insan mutlaka bunu hayatında bir şekilde tutmak isteyecektir. Moderatör şeyi sormuştu. Bir girişimci size gelmeden önce ne yapsın? Hangi noktada size gelmesi lazım falan gibi bir şeyler soruyor. Ve Nevzat Aydın da diyor ki böyle yani hani girişimci benden bir para koyup risk almamı bekliyorsa kendisi de hayatında bazı riskleri almış olmasını bekliyorum. Maaşlı olarak çalışmaya devam ediyorken daha kendisi herhangi bir risk almamışken benim onun için bir risk almamı beklemiyor olmasını beklerim falan gibi şeylerden bahsediyor. Bir sürü mail geldiğinden ve onların arasından nasıl insanları değerlendirdiğinden vesaire falan böyle bir şeylerden bahsediyor. Ondan sonra neyse sorular alıyor falan. Ve ben de soracağım bir tane soru var. Böyle işte arkadan el kaldırdım ama ısrarla el kaldırıyorum yani. Ondan sonra neyse artık son soru falan dediler. Nevzat Aydın da şey gibi bir şey söyledi. Şu arkadaki hevesli arkadaş mı dedi, heyecanlı arkadaş mı dedi. Tam ne dedi hatırlamıyorum. Ona söz verelim falan gibi bir şey söyledi ve ben o son soruyu sordum. Zaten yabancı bir ortamdayım. Zaten orada olmak bile benim için, o anki halim için konfor alanının dışı gibi geliyor. Bir de soru sormaya, bir de böyle topluluk içerisinde konuşmak insanın kalbini güm güm attırır ya bazen. Öyle bir heyecandayım. Ondan sonra bir de beni bir sıfatla tanımlayınca el kaldırmamdan böyle ayrıca bir heyecanlanmıştım. Neyse orada da şeyi sormuştum. Vermenin sizi bu kadar mutlu ettiğini söylediniz. Bundan sonrasında da aslında o vermeyi daha kuvvetli bir şekilde yapabilecek sistemlere yatırım yapmayı düşünür müsünüz falan gibi. Ya tam ne sorduğumu da hatırlamıyorum. Ama sormaya çalıştığım şey bu minvalde bir şeydi. O dönem bu arada sosyal girişimler falan da bu kadar böyle yaygın konuşulur. Şu an hala o kadar yaygın değil de. O dönem hiç değildi yani öyle söyleyeyim. Konuya yakınlığını falan mı anlamaya çalıştım artık neyse bilmiyorum. Ama böyle bir sorum var. Yani ilk defa kendisine o an orada öyle bir interaction'ımız olmuştu. Sonra ben ertesi günü bunu işte yakın çevreme bahsettim. Böyle dedi bana söz verirken falan diye artık nasıl el kaldırdıysan falan diye böyle dalga geçiyorum. Arkadaşlarım da dalga geçmek için kendi ofislerinde böyle bunu canlandıran bir tane video çekmişler kendi aralarında. Videoyu bulabilirsem onu da buraya ekleyeceğim. Evet arkadaşlar sorusu olan var mı?
arkadaki hırslı arkadaşa mikrofonu verebilir miyiz acaba? Yani ilk interaction'ımız böyleydi. Sonra süper çömezliğim ve heyecanım ve o zamanki keko halimde ertesi günümüne mail attım. Mailin subject'i bastım istifayı. İnanamıyorum yani gerçekten böyle bir subject line'la yani mail konusuyla gidip Nevzat Aydın'a mail attığıma çok şaşırıyorum gerçekten, hayret ediyorum. Orada da daha zaten hiçbir şey yok ama ben istifayı bastım ya, ben o riski aldım yani. Ben varım o net. Annem de böyle yakın birkaç arkadaşıma bahsediyorum ben böyle mail attım falan diye. Ondan sonra hep birlikte böyle heyecanla bekliyoruz. Ne olacak acaba? Sonra arkadaşlar o bastım istifayı subject line'lı maile. Çünkü ben şeyi bekliyorum yani. Hani bir sürü insan mail atıyor. Arada görecek mi, görmeyecek mi, işte ilgisini çekecek mi vesaire. Ondan sonra hakikaten bana ona bir cevap geldi. Para çok yoğun, şu tarihten sonra tekrardan haberleşelim vesaire. Ve gerçekten de hemen o zamanlar değil de daha sonrasında. Ne dersem Givin ya çıkmıştı ya da çıkmasına çok yakın bir zaman vardı falan, öyle bir dönemde. Nevzat Aydın'dan randevuyu aldım. Neyse ben de böyle her şey hazır. Sunum, bütün o P&L'ler, tahminler falan. Randevu gününde ben gittim. Nevzat Aydın'a tanıştım. Sağ olsun ofisinde ağırladı. Hani önden birazcık bakmıştı. Amerika'da Charity Buzz denen bir tane platform biliyormuş. Onun gibi bir şey mi falan demişti. Çok da rahat, çok da böyle casual vaziyetteydi. O gün konuştuklarımızdan sonra ben ona sunumu attım. P&L şu bu elimde ne varsa. Ve sonra ondan böyle maksimum bir hafta 10 gün içerisinde falan şu zamana kadar dönüş yaparım dediği zaman içerisinde herhalde artık konuşurken kafasında net bir kararını vermiş miydi neydi bilmiyorum ama gerçekten de bana maille dönüş yaptı. Olumsuz olarak bir dönüş yaptı. O dönem işin yazılım tarafını üstlenmiş olan partnerim ile birlikte bir şey mi konuşuyorduk neydi? O sırada mail de düştü. İlk defa gerçek bir reddedilme o zaman yaşadım herhalde. Böyle oldu falan, aa nasıl olur ya? Hani ben o bu işte olur diye düşünüyordum falan gibi böyle bir şeyde psikolojideyken biraz böyle down olmuşken falan. Orada o dönemki partnerim ben herhalde ilişkimiz boyunca söylediği en güzel şeyi söylemiş olabilir. O da şuydu, böyle gayet cool karşıladı. Olur olabilir yani, hani problem değil. Şey demişti yani hani, sen buna Nevzat Aydın yatırım yapsın diye başlamadın ki. Biz bu projeye biz inandığımız için, biz potansiyelini gördüğümüz için başladık. Hani o adam illaki olsun diye başlamadık ki falan demişti. Boş ver, takılma sen, ak ak demişti. Ve o böyle çok doğru bir noktaydı bence. Reddedilme her zaman oluyor. Sen neyi yapmak istiyorsun? Neden onu yapmak istiyorsun? Onu bildiğin noktada senin yolunda kimler sana eşlik edecek? O zamanın göstereceği bir şey. Ben tabii şeyi istemiştim yani hani. Neden acaba olumsuz değerlendiriyorsunuz? Hani geri bildirim alabilir miyiz? Neden? Sizi olumlu değerlendirmekten alıkoyan şey ne? Falan gibi böyle. Geri bildirim almaya çalışmıştım kendisinden. Çok dedication istiyor, çok uzun vadeli bir iş, çok desteklemek istediğim bir profilsin ancak projede değil veya şu aşamada değil falan gibi bir cevap vermişti. Eşin Dubai'de, o dönem eşim Dubai'deydi. Senin eğitimin iyi falan gibi böyle cevaplar vermişti. Ben de ilk defa böyle hani eğitimin iyi olması bir dezavantaj mı ya falan diye şaşırmıştım diyeyim. Böyle bir hikayem var Nevzat Aydın'la, tanışma hikayem. O verme ve fayda sağlama motivasyonlarıyla güzel bir eşleşme olabileceğini düşünüyordum. Yani onunla konuşmamızın üstünden 5 sene falan geçti. Daha kuvvetli sermaye ile herhalde 2 senede falan gelebileceğimiz yere 5 senede gelmiş olduk falan gibi şeyler. Ne arıyorsun falan diye sorduğumda işte traction arıyorum, üst üste büyüme arıyorum vesaire falan demişti. Biz öyle üst üste büyüyerek devam ediyoruz. Bu da böyle bir anımdır arkadaşlar. Benim bu hikayeyi anlatırken kendimde altını çizmek istediğim, belki yolculuğunuzda size de fayda sağlayabilecek 3 tane şey var bence. Bunlardan bir tanesi yani o bastım istifayı subject line'lı maili hala gerçekten gülerek hatırlıyorum ama bir şekilde dikkat çekmeyi başarmış diye düşünüyorum. Bu arada yani gerçekten şeyi bilmiyorum, okuyunca neresiyle gülmüştür o subject line'a ve yani hani ne bileyim, ben böyle bir konu başlıklı mail yazıyorsam kim bilir ama ne konu başlıklarından mailler gidiyordur yani, ne acayip şeylerle karşılaşıyordur diye düşünüyorum ama bir ara böyle şey olmuştum, ay of rezalet, ben nasıl böyle bir şey yapmışım ya falan demiştim kendi kendime. Şu an gülüyorum. O yüzden ne güzel. Hani öyle gelmiş, öyle yazmışım. Komik görünmeye veya hani saçmalamaya cesaret etmişim. Ve hani eğlenmişim yani. Onu yazarken de eğlendiğimi hatırlıyorum. Şu anda da gülüyorum. Arada bir dönem utanç yaşadım falan. Böyle değişik duygular. Be silly ve have fun yani. Cesur veya daring olmakta da çok da bir problem yok yani. Neticesinde kimseye yalan yanlış bir şey söylemedik. İkincisi, bu hikayeyi hatırlayınca gerçekten Nevzat Aydın'a çok saygı duyuyorum. Çünkü bundan sonra kim bilir kaç tane insanla görüştüm yani ben bu işte para arama, yatırım bulma vesaire gibi konularında. Görüşüp işte döneceğim deyip dönmeyip, birkaç kere takip ettikten sonra bile cevap vermeyip
ben sana yatırım yapacağım falan diye böyle elime kartını tutuşturup ondan sonra telefonlara çıkmayıp ghosting'in de bir ölü taklidi falan yapan insanlarla karşılaştığım için veya hani daha farklı şekilde yaklaşan insanlarla karşılaştığım için onun böyle gayet net bir şekilde hem bir vakit ayırmış olması, sonrasında döneceğim dediği zaman da dönmüş olması, net bir dönüş yapmış olması bence çok güzel. O yüzden o netliğinden dolayı olur da bir şekilde denk gelir de bu videoyu izlerse kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Umarım keyfi çok iyidir, yerindedir ve mutlu, doyumlu bir hayat yaşıyordur. Ve vermenin ona yaşatmış olduğu mutluluğu inşallah hiç unutmaz. Üçüncü altını çizmek istediğimse ne yapmak istediğini ve neden başladığını insanın aklında tutabilmesinin önemi. Çünkü yolculuk boyunca bir sürü insan reddedebilir, bir sürü insan senin cesaretini veya güvenini sarsabilecek şeyler söyleyebilir. Ama sen herhangi bir yolculuğa girdiysen kimse için girmedin. Sadece kendin için giriyorsun ve inandığın şeyler için giriyorsun. O yüzden bunu her zaman hatırlamak gerekiyor ki insanın enerjisi başka insanların enerjisine bağlı olmasın. Bu anımı paylaşmak bana gerçekten keyif verdi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmak istediğiniz şeyler olursa paylaşmayı ve benden gelecek yeni içerikleri de görmek isterseniz kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.